Anne. Korkma. Bir şey yok. Biz de zaten şimdi yani yeni oldu. Merak etme. Yani sen şey yapma diye ben aramadım. Abla sokakta kaldık. Bizi evden attılar. Anne ne oluyor, bir şey söylesene. Anlamadım ki, bir yanlışlık oldu herhalde. Yani ev sahibiyle konuşacağım. Tamam dedim. Ödeyeceğim dedim. Yani biraz sıkışığız, geciktirdik ama tamam ödeyeceğim dedim. Anneciğim yapma, bak ağlama, ağlama, bak burada beraberiz, beraberiz. Önemli olan bu değil mi ya? Önemli olan bu zaten. Anne. Anne nasıl oldu bu? Niye bir şey söylemedin? Ne bileyim ya, annen nasıl baharat diye geldi? Anne. Anne biz her şeyi birlikte atlatmadık mı? Özür dilerim. Ben sizi yüzüstü bıraktım. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim ya. Yapma. Yapma. Ağlama. Sen bana söz vermedin mi? Ağlamak yok demedin mi? Lütfen ağlama. Sen yeterince ağladın zaten. Anne ne olur ağlama. Bak çok kızarım. Çok kızarım, ağlama. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Hiçbirimiz ağlamayacağız. Tamam. Kendinize gelin. Tamam. Bize bir şey olmaz. Biz bir arada olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. Öykü, isterseniz bizde kalın ha. Böyle sokakta olmaz. Ya, sağ ol oğlum, çok teşekkür ederiz. Eksik olma. Meral. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Sen git. Beni merak etme. Öykü. Bir dakika. Ayaz, seni ararım. Mesaj atarım. Ama sonra konuşuruz. Şimdi annemin yanında olmam lazım. Üstesinden gelirim sandım. Gelip geçici sandım. Hiç tahmin etmezdim ben böyle olacağını. Sipariş gelmemeye başladı. Gelir dedim. Gelmedi. Sonra makinemi sattım, dikiş makinemi. Ondan sonra da zaten şu aşağıdaki kafede çalışmaya başladım. Önce bulaşık, arada garsonluk böyle. Nasıl söylemezsin anne? Neden? Söyleyemedim be anneciğim. Dilim varmadı. Yapamadım. Zaten sonra da işte orada çalışmaya alıştım. Bozulmasın diye bir şey demedim. Kızının da hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Öyle geziyor ortalarda. Al kızım. İyi gelir. İş yapardım annem. Ya biriktirirdim. Daha az harcardım. Ama dizinin dibinden ayrılmazdım. Keşke söyleseydin anne. Keşke söyleseydin. Tamam. Bu buraya. Bu buraya. Biz ne yapmışız? Bu da buraymış. Evet. Buyurun. Yardımcı olabilir miyim?
Bir yakışıklı göründün gözüme. Ne kadar yakışıklı gözüktün. Canım, telefonun çalıyor. Önemli değil. Şeyma, annen arıyor. Ararım ben sonra. Hayatım, gece gece önemli bir şeydir belki. Aç bence. Efendim anne. Kızım, yatmadınız değil mi? Yani. Ne oldu anne? Meraller kapıda kaldı. Meraller derken? Ya hepsi işte kızım. Meral, Öykü, Cem. Nasıl yani? Ay, sıkıştı ya bunlar biraz. Ödeyememişler kirayı birkaç ay. Ya sokakta böyle kala kalmışlar, yazık. Ay hadi ya, kötü olmuş. Haber vereyim dedim. İsterseniz atlayıp gelin ha. Baban da yok. Yok canım, şimdi geç oldu. Biz yarın şey yaparız Öykü'yle. Yani ben konuşurum onunla. Peki kızım, nasıl istersen. Tamam, görüşürüz. İyi geceler. Ne olmuş? Bir şey olmamış. Nerede kalmıştık? Ya Öykü falan dedin. Merak ettim şimdi. Ne olmuş? Neyse, biz o zaman mobilyayı falan monte edelim ha. Bu parça nereye gitti? Söyle bakalım. Şeyma. Ay Mete. Bunlar kirayı ödeyememiş. Ev sahibi de bunları kapı dışarı etmiş. Şaka yapıyorsun. Ya hayır, şaka falan yapmıyorum. Annem aradı, söyledi işte. Tamam, bir şey yok zaten. Annem nerede kalırlar? Meteciğim, bak bir şey olmaz. Hadi biz devam edelim. Kalk, gidiyoruz. Kalk. Ya tamam, annemlerde kalacaklar diyorum. Annem yanlarında diyorum Mete. Ya koskoca insanlar kendi başlarının çaresine bakabilirler. Mete. Ayla Hanım. Evet. İyi akşamlar. Geç saatte rahatsız ettim, kusura bakmayın. Meral Hanım'la ilgili gelmiştim. Hakikaten yeter artık ama ya. Bakın, bir yanlış anlaşılma olmuş. Yani şu an ne kadar borcu varsa ben size ödeyeceğim. Yok delikanlı, hiçbir şeyinizi istemiyorum ben sizin. Olan oldu, geçmiş olsun. Artık herkes kendi yoluna. Hadi. Bakın Ayla Hanım, bir aileyi sokağa attınız. Farkındasınız değil mi? Terbiyesiz. Gece gece kapıma geliyorsun, bir de annen yaşında kadına sesini mi yükseltiyorsun? Git buradan, polis çağırın. Hadi. Umarım gece rahat uyuyabilirsiniz. Meral ablacığım, duyar duymaz geldik. Yani elimizden ne geliyorsa lütfen maddi manevi sakın çekinmeyin, tamam? Evet evet, yani bir şey olursa hemen bize ulaşın. Biz elimizden geldiğince. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay ne demek canım, olur mu öyle şey? Sokakta mı yatacaksınız yani? Ay tabii canım, sokakta yatacak haliniz yok yani. Benim odamda yatarsınız. Biz zaten Mete'yle aynı eve çıktık. Oo, ne oluyor ya? Nişan mı yapıyoruz? Verdik bir şey mi ayı? Ne? Nasıl atmışlar evden ya? O ne demek? Yazık. Dur. Ya Meral Hanım, geçmiş olsun. Ya buyurun, başımızın üstünde yeriniz var. Diyeceğim ama diyemiyorum. E malum benim işlerde kesat. Damat da bilir. Değil mi damat? Yani sizin anlayacağınız Meral Hanım, bizim evde 3 kişilik çorba pişer. Daha fazlasına gücüm yetmez maalesef. Kusura bakmayın. Bizim zaten öyle bir talebimiz yok Orhan Bey. Çok şükür biz kendi kendimize yeteriz. Belli oluyor, belli oluyor. Anne biz gidelim. Evet evet, biz size daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Hadi çocuğum. Hadi yürüyün. Cem. Sana yakışanı yaptın baba. Ya bana en büyük odanızı verin. Hayır, fiyat falan önemli değil.
Öykü, Meral ve Cem Acar. Evet. Çabuk hallolsun, acele edin. Haber bekliyorum. Tamam, sağ olun. Anne, şimdi ne yapacağız? Dur oğlum, dur. Bilmiyorum, düşünüyorum. Yok yok, bu böyle olmayacak, belli oldu. En iyisi? En iyisi bizde kalmanız. Tabii canım, itiraz istemiyorum lütfen. Meral abla, bakın benim üzerimdeki emeğiniz çok büyük. Yani bir gecede ben size iyilik yapmış olayım ha? Lütfen, hadi kırmayın bizi ha? Yani Öykü'de kaç yıllık arkadaşım, hem sen de annem sayılırsın Meral teyzeciğim. Ne olacak birkaç gün bizde kalsanız? Hı? Hadi. Öykücüğüm sen ver bunu bana. Hadi bakalım. Şimdi sizin eşyaları benim arabaya yükleyelim. Sonra da bir taksi çağıralım. Hadi. Ben hemen geliyorum. Evet. Rahat etmedi ya. Arayacaktım birazdan. Metelerde kalacağız bu akşam. Ben de daha rahat etmez miydiniz? Ya da ben sizin için... Böylesi daha doğru gerçekten. Teşekkür ederim. Hayır, Öykü hayır, ağlamak yok. Öykü, bana bak. Biz kimiz? Ne? Söyle, kimiz biz? Öykü ve Ayaz. Öykü ve Ayaz her şeyin üstesinden gelir, doğru mu? Beni bekliyorlar. Gitmem lazım. Teşekkür ederim. Bir şey yapmadım ki. Ama yapmak istiyorum. Lütfen izin ver yapayım. Bu bende kalmış. Yarın konuşuruz. Evet, evet orası. Tamam, bekliyoruz. Teşekkürler. Hemen geliyor taksi. Hadi. Gerek kalmadı. Evet, evet. İptal edin. Tamam, sağ olun. Günaydın. Ay kusura bakma kızım, biz mi uyandırdık? Yok yok, ben uyanmıştım. Siz nereye gidiyorsunuz? Annem çalıştığı kafeye gideceğiz. Hmm. Tutturdular, illa göreceklermiş. Geç bile kaldık zaten. Hadi yeter bu kadar muhabbet. Sizin için kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Mete ile yersiniz, olur mu? Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yürüyün. Anne, buradan nasıl gideceğiz? Bilmiyorum oğlum. Önce bir otobüs durağı bulacağız. Gelin gelin. Ben biliyorum nasıl gideceğini. Ha? Buongiorno. Yani iyi günler. Buyurun, buyurun. Ayaz? Ayaz değil, Matmazel Öykü. Ben sizin... Özel şoförünüz, asistanınız, aşçınız ve yaşam koçunuz Fernando. Ne? İtalya'dan geldim. Bugün sizlere ben yardımcı olacağım. Ayaz abi, Prandelli'yi tanıyor musun? Prandelli benim kuzene. Çok yaramaz. Buyurun.
Madam Meral. Teşekkür ederim efendim. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Çok tatlısın. İşte bu. Gülmek size yakışıyor oraya. Buyurun, Matmazel Öykü. Hayatım. Ay Şeyma, ödümü koparttın ya. Ne yapıyorsun sen? Ayıp değil mi misafirlerimizin eşyalarını karıştırıyorsun? Ne? Saçmalama canım, ne karıştırması? Şey gördüm de, Pompom Bey. Öykü bu olmadan uyuyamazdı. Demek hala uyuyamıyor. Ya Şeyma, iyi ki onları buraya çağırdın hayatım. Yani içim rahat etmezdi benim. Doğru olanı yaptın. Aman boş ver işte, tamam. Sevaptır. Hadi sana harika bir kahvaltı hazırladım, gel. Ha, ha tamam. Ha dur bakayım. Hadi. Geldim, geldim. Oturmadınız mı hala? Buyurun oturun şöyle. Buyurun. Gel. Siz de böyle buyurun. Sen de gel. Ayaz, ne oluyor ya? Aşçınız Fernando şimdi size İtalya'nın en meşhur kahvaltısını hazırlayacak. Neymiş bakalım o? Sprizo. Hemen geliyor. Of ya. Aynı cümleyi kaçıncı defa baştan alıyorum bilmiyorum. Ay yok ya, olmuyor. Konsantre olamıyorum ben. Öykü değil mi? Ya bu durumda olmalarına çok üzülüyorum. Ya hiç hak etmiyorlar çünkü bunu. Kötü oldu tabii. Ama üstesinden geleceklerdir, merak etme. Anne kızım içli onlar. Atlatacaklardır. Ya ne bileyim, bir şeyler yapmak istiyorum. Ya buraya gelsinler, burada kalsınlar. Beraber alışverişe çıkalım. Yemek yapılacaksa beraber yapalım. Ya bir ihtiyacı olursa falan ben karşılayayım. Ama... Ya bir şey yapmana gerek yok Burcu. Sen onların yanında ol yeter. Zaten onlar senden başka bir şey istemez ki. Bir sürpriz mi yapsak acaba bugün? Yapalım tabii. İşte böyle şeylerden bahsediyorum ben. E tamam, anlaştık o zaman. Ha, şurayı bitirelim de. E tamam. Evet, hazır mıyız? Hadi ya, çok acıktık. Beklediğinize değecek küçük bey. Çünkü şu gördüğünüz tavada bir İtalyan klasiği var. Şampiyonların kahvaltısı, İtalyanların gözdesi... Menemenito. Kandırıldık ya. Buyurun, çaylar hemen geliyor.
Çok teşekkür ederim Ayaz. Ayaz Bey kim pardon? Fernando, sen iyi birisin. Ayaz Bey de iyi biriymiş diye duydum. Doğru mu? Doğru duymuşsun. O 10 numaradır. Ne oldu? Ne geldi aklına? Ben dün gece çok düşündüm. Yani bu durumdayken, biz bu durumdayken Cem, anne, ben devam edemem. Önüm onunla konuşacağım şimdi. Evet, bu defile benim hayalimdi. Ama şimdi olmaz. Başka zaman olacaktır. Öykü. Verdiğin her kararın yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Sana güveniyorum. Seninle gurur duyuyorum. Sen beni bekleme belki uzun süre. Sizi sonsuza dek bekleyeceğim Matmazel Öykü. Ya hadi git. Aklım sende kal. Tamam tamam. Ama bak mutlaka haber ver. Merak ederim yoksa. Tamam. Vereceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir işin olduğunu hatırladın demek sonunda. 2 gün sonra hayatının en önemli günü ve sen ortalarda yoksun. Ben de sizinle bu konu hakkında konuşmak için geldim. Benim hayatımın en önemli günü 2 gün sonra değil Önem Hanım. Dündü. Ben dün gece toz pembe bir rüyadan uyandım. Keşke daha önce uyanabilseymişim. Evet, defile çok önemli. Ama aile. Aile her şeyden önemli. Ve ben şu an ailemin yanında olmak zorundayım. Lafı fazla uzatmayacağım. Biz sokağa atıldık Önem Hanım. Kirayı ödeyememişiz. Durumumuz yok. Annemin yanında olmam lazım. O bu haldeyken ben hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam edemem. Etmeyeceğim. Bu yüzden ben defileden affımı istiyorum. Bitti mi? Bitti. Çok arabesk. Anlamadım. Sen bunları yaz, bir türkücüye ver, okusun. Ben sana demedim mi? Seni karşımda böyle görmek istemiyorum diye. Önem Hanım, sokağa atıldık diyorum. Anladık herhalde, gerizekalı değil. İzin vermiyorum. Önem Hanım... Vermiyorum dedim. O zaman istifa ediyorum. Edemezsin. Ederim. Senin hakkında gerçekten çok yanılmışım. Ağlama. Sakın ağlama. Bak şimdi, beni çok iyi dinle. Hayat bana her şeyi altın bir tepside sunmadı. Kimseye sunmaz. Hatta sana daha kötü bir haberim var. Bundan sonra her şey daha da kötü olacak. Olabilir, olsun da. Çünkü yaşayarak öğreniriz. Sen de böyle öğreneceksin. İzin ver, sana yardım edeyim. Hiçbir zaman, ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmeyeceksin. Yakut Giyim Önem Dinçer'le anlaştı. Yakut Giyim'in bu seneki kreasyonu genç bir isim tarafından hazırlandı. Önem Dinçer'in asistanı Öykü Acar. Öykü'nün genç yaşına rağmen çok iyi bir iş çıkardığı konuşuluyor. Tüm gözler hafta sonu yapılacak defileye çevrildi. Bir köşe yazarı arkadaşım yolladı. Yarın köşesinde bunu yazacakmış. Annenle birlikte ayakta durmaya çalışıyorsunuz, farkındayım. Bir kadının tek başına mücadelesinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bırakmak istemeni anlıyorum. Ama
Asıl şimdi asılmalısın bu işe. Bu defile senin. Karşılığını alacaksın zaten. Böyle işler bedava olmuyor biliyorsun. Ben de, Evren de sana bunun karşılığında bir bedel ödeyeceğiz. Aileni kurtarmak, evini kurtarmak senin elinde. Bu fırsatı tepme. Ya da istersen tep. Sen bilirsin. İzin gülüyor. Haberler iyi galiba. Fernando, ben sana beni bekleme demedim mi? Görev yerimi asla terk etmem efendim. Ne oldu, nasıl geçti? Defileyi yapacağım. Hem de çok iyi yapacağım. Evi geri alabileceğim, ailemi kurtaracağım ya, düşünsene. Cem çok mutlu olacak, annem benimle gurur duyacak. Hiç vazgeçmeyeceğim, pes etmek yok. Aferin sana, çok mutlu oldum gerçekten. Ben de. Önem Hanım bugün için izin verdi. Yarın da dikim evine gidip kıyafetleri kontrol edeceğim. Sonra da defile. Çok heyecanlıyım. Aman efendim. Yapmayın, gören olacak. Bizimki imkansız bir aşk. Birlikte olamayız. Yemişim Fernando'yu ya, gören görsün. Hop hop, yavaş. Aile var burada ya. Siz nereden çıktınız ya? Fernando sağ olsun. Vallahi ben çok sevdim bu arkadaşı ya. Hep bizle takılsın bundan sonra, olmaz mı? Oldu canım, başka? Ay bir dakika. Ne oldu? Yani bu defile oluyor mu şimdi? Evet, hem de düşünsene, eğer defile iyi geçerse ailemi kurtarabileceğim, evi geri alabileceğim. Ay! Ay, her şey harika olacak biliyorsun değil mi? Biz senin her zaman yanındayız. Biliyorum, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. O zaman gidelim mi? Gidelim. Hay. Hadi. Uçur bizi Fernando. Bas gaza. Tamam mıyız? Tamamız. Ya keşke ben de yardımcı olsaydım. Pek içime sinmedi böyle. Sen sus, oyununu oyna. Kim yeniyor bakayım? Bu da soru mu yani abla? Tabii ki o. Ya niye yeniyorsun sen benim kardeşimi? Yenilir insan. Vallahi üçüncülük takımı aldım ama hala yeniyorum. Ne yapayım? Gerekirse amatör kümeden takım seç, yine de yenil kardeşimi. Abla bütün karizmamı bitirdin ya. Ay ben senin olmayan karizmanı yerim ya, yerim. Sen hep mutlu ol, tamam mı? Söz mü? Söz anneciğim, söz. Ya yine gol attı ya. Mete! Ya ben ne yapayım? Yani vallahi bilerek olmadı. Vurdum, gol oldu. Hadi ya, yemiyor muyuz artık? Sen yedin oğlum yiyeceğini. Daha ne yiyeceksin? Ya! Ay! Şuna da bak, nasıl güçlenmiş ya. Kocaman adam olmuş. Oğlum sen ufacıktın, elimize doğdun. Hatırlıyor musun gerçekten? Hatırlıyorum tabii ya. Önce saçları vardı, sonra kendi oluştu. Ben oynamıyorum ya. Hadi gel, hadi gel barışalım, gel. Bir maç daha yapalım. Ben çok acıktım, oynamayacağım. Olmaz, Şeyma'yı bekliyoruz çünkü. Ne var yemekte? Ekşili köfte. Seversin sen. Ne diyorsun ya? Bak ne zamandır Şeyma'ya söylüyorum yap diye, bir türlü yapmadı. Hadi oturalım o zaman. Şeyma? Gelir o şimdi ya. Hem ekşili köfte bekler mi? Beklemez. Hadi, 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 hadi. Gel oğlum gel. Bu kadar gol yedim, biraz da yemek yedim. Gel, gel. Vay, vay, vay. Hah,
Hazır mıymış çizimler? Hah, süper. Ay, ay Olcay ne paranoyaksın ya. Bir şey olmayacak diyorum sana. Çizimler karışmış deriz, bir şey deriz. Zaten bizim oradan 1000 tane çizim veriliyor kargoya. Tamam, pimpiriklik yapma. Hadi öptüm bebe. Ya bu yemeği herhangi bir restorana koyun. Yemin ediyorum millet tiryakisi olur benden söylemesi. Beğendin mi gerçekten? Ya Öykücüğüm ayıptır söylemesi. Ben Boğaz'da bile böyle yemek yemiyorum. Ya ne diyorsun? Eline sağlık. Meral ablacığım gerçekten süper bir öğrenci yetiştirmişsiniz. O benden de iyidir. Canım benim. Afiyet olsun. Siz de yesenize. Ya benim böyle içime sinmedi. Ben bir şeyimi arayayım. Ya yok hayatım takma sen kafanı. Biz öyle şeyleri dert etmeyiz zaten. Hayatım ben geldim. Gel gel. Bak şölen var. Biz de seni bekliyorduk. Pek öyle görünmüyor ama. Ya ben sana diyordum ya ne zamandır ekşili köfte ekşili köfte diye. Bak burada ne var. Ekşili köfte. Çok güzel öykü yapmış, gelsene. Ben o zaman şey yapayım. Çantamı bırakayım, geleyim. Çabuk gel, bomba haberlerim var. Aa, bayılırım bombalara. Şaşırt bugün beni.